15 yaşında BES model kraliçesi olarak gündeme oturan Melisa İmrak ilk röportajını pazar sürprizine verdi. Önünde kocaman bir gelecek olan genç model bakın neler söyledi. Mankenlik kraliçesi seçildi. Beklemiyordum. Bir günde Türkiye'nin gündemine oturdu. Hak ettim ama daha ben idrak edemedim. Hala da sanki rüyaymış gibi, gerçek değilmiş gibi geliyor. Best modelin 15 yaşındaki kraliçesi Melisa İmrak ilk kez Show TV'ye konuştu. Tartışma konusu olan yaşıyla ilgili ne dedi? Yaşım bazıları için küçüğüm, bazıları için tam yaşı. Kariyer hedefinde ne var? Kendim bildim bileli. Ve Melisa İmrak'ı yarışmaya sokan annesi bitmek bilmeyen eleştirilere ne cevap verdi? Oyuncu çocuklarımız var, tiyatrocu çocuklarımız var, şarkıcı çocuklarımız var. 15 yaşında bir çocuk daha o. Ama katıldığı Best Model yarışmasında birinci seçilerek Türkiye'nin en çok konuşulan kızı olmaya başladı. Bugüne kadar hiç 15 yaşında bir insanımız Best Model seçmemişti. Melisa İmrak. Melisa İmrak, Türkiye'ye bu yaşta mankenlik kraliçesi olur mu sorusunu sordurttu. Peki o ne hissediyor? Show TV'ye konuştu en genç kraliçe. Annem bunu gördü, yarışmayı gördü. Gel kızım katılalım, deneyelim dedi. Ben de neden olmasın dedim. Şanssız deneyelim. Katıldık ve kazandık. Beklemiyordu elbette bu başarıyı. Zaten daha idrak edebilmiş de değil. Yok, beklemiyordum. Çünkü orada çok deneyimli insanlar vardı. Yaşça büyük insanlar vardı. O bana da sürpriz oldu. Hak ettim ama daha ben idrak edemedim. Hala da sanki rüyaymış gibi, gerçek değilmiş gibi geliyor. Yaşıyla ilgili eleştirilere kulak asmıyor Melisa. Yaşım bazıları için küçüğüm, bazıları için tam yaşı. Yani herkesin kendi fikri, herkes aynı kalıba sokamam. Ayrıca bu güzellik yarışması değil, bu bir modellik yarışması. O yüzden güzellikle ön plana çıkmak pek doğru değil açıkçası. Bu modellik yarışması olduğu için insanlar benim fiziğime laf etmeliler. Güzelliğime değil. Daha lise öğrencisi. Okulu onun için çok önemli. Okul hayatım hala aynı. Hala okuluma, derslerime ilgimi yeterince veriyorum. Okul hayatımda bir değişiklik olmadı ama arkadaş çevremde uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım bir anda kankam olmaya başladılar. İş diyelim, eğitim ve işimi her zaman ayrı tutuyorum. Çünkü eğitimi benim almam gerek. Üniversitemi de bitireceğim. Sonuna kadar eğitimimi alacağım. Okuluma da, modelliğe de, yani okuldan zaman kaldıkça modelliğe de yöneleceğim. Hayalinde ise oyuncu olmak var. Ben her zaman kendim bildim bileli oyuncu olmak istemişimdir. Modellik kapısı açıldı bana. Tabii ki modelliğe de yöneleceğim. Modellik yaparken bu meyanda oyunculuk için eğitim alacağım. Çünkü oyuncu olmak için bir eğitim almamız gerekiyor. Bu eğitimlerimi tamamladıktan sonra hem oyuncu hem de model olacağım. Estetik konusu açılınca henüz gencim diyor. Bana da diyorlar hala 15 yaşındasın estetik. 15 yaşında neyin estetiği yani? Hangi doktor buna şey yapabilir? Yani neyin estetiği? Daha 15 yaşındayım ben ya. Melisa İmrak'ın birinci seçildiği Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özarman da söz. Usta organizatör İmrak'ın ailesinden tüm izinlerin alındığını söylüyor. Anne kızına sahip. Ben evladıma müsaade veriyorum diye bize noterden verdiği müsaade çok yerinde. Çünkü kızını yani hiç yalnız bırakmadı. Ve Melisa'nın annesi. Kızını yarışmaya teşvik eden o. Eleştirilere karşı bakın neler söylüyor. Ya kızım tabii ki doğal olarak etkileniyor bu konulardan. Çünkü o hala çok ufak. Etkilenme doğaldır. Biz de etkileniyoruz ama yine yapacağımız bir şey yok. Bu doğal bir şey. Yani herkesin hakkında böyle şeyler yazılı çizili. Buna biz alışmamız lazım. Oyuncu çocuklarımız var. Tiyatrocu çocuklarımız var. Şarkıcı çocuklarımız var. Bebek modellerimiz var. Bugüne kadar hiçbir şey tartışma olmadı da. Biz sonuçta yine bir model. Yani biz demiyoruz ki güzellik müsabakasından çıkmış bir çocuk demiyoruz. Yani sonuçta biz de bir modeli hazırlıyoruz. 15 yaşında ünlü olan Melisa'nın önünde daha kocaman bir kariyer var. Umarız erken yaşta gelen bu şöhret onu yıpratmaz.
pırıl pırıl bu gencin iyi yolda yürümesinden başka ne temenni edilebilir ki?